Pazar halk sağlığını yakından ilgilendiren bir haberle devam ediyor. Bel ve boyun fıtıkları günümüzde en sık görülen rahatsızlıkların başında yer alıyor. Öyle ki her 100 kişiden 80'i bel ağrısından şikayet ederken 5'inde de bel fıtığına rastlanıyor. Yine her 3 kişiden biri boyun ağrısından şikayetçi. Uzmanlar tedavi yöntemi olaraksa kişinin yaşam kalitesini artıran ve birçok hastalığa iyi gelen ozon tedavisini öneriyor. Uzmanlar ise alternatif tedavi yöntemi olarak kişinin yaşam kalitesini artıran ozon tedavisini öneriyor. Ozon, 3 oksijen atomundan oluşan kimyasal bir bileşiktir. Bel ve boyun fıtıklarında ozon tedavisini başarıyla ülkemizde uygulayabilmekteyiz. Bel ve boyun fıtıklarında ameliyathane şartlarında fıtığın içine ince bir iğne ile girmek suretiyle ozon enjeksiyonu yapıyoruz. Yapmış olduğumuz bu işlem sonrasında fıtıkta bir küçülme süreci başlıyor ve bu süreçle beraber kişi ağrı, uyuşma ve hareket kısıtlılığı şikayetlerinden kurtulmuş oluyor ve işlem sonrasında hasta servis yatağına alınarak birkaç saat gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edilebilir. Yüz, bel ya da boyun fıtığı olan hastaya bu işlem yapıldığı takdirde bu hastaların 80 ila 85'inde fıtık küçülerek tamamen kaybolacaktır ama 15 ila 20'sinde netice alamıyoruz. Bu da tabii ki hastanın kilosu, çalıştığı işi, mesleği ve çevresel koşullar etken olabilmekte. Ancak %80-80'lik başarı oranı da azımsanmayacak bir oran olduğundan ciddi anlamda hastaların hayat kalitesini ve konforunu artıran bir yöntem olarak ülkemizde başarıyla tatbik edebilmekteyiz. Şimdi ise söz Dr. Engin Ertan'da. Engin Ertan, ozon tedavisi uygulama yöntemleri ve faydaları hakkında şu bilgileri veriyor. Ozon tedavisi onlarca yıldır dünyamızda uygulana gelen bir tedavi biçimidir. Ozon tedavisi uygulama metotları olarak kan yıkama diyerek de bilinen halk tarafından majör tedavi dediğimiz bir miktar kanın alınarak tekrar hastaya verilmesi işlemidir ozonla ozonlandıktan sonra. Bu majör tedavi dediğimiz birincil tedavidir. İkincil tedavi ise aşı şeklinde dediğimiz yine halkımızın bunu ozon aşısı şeklinde diye ifade ettiği gibi minör tedavi biçimidir. Bir enjektör içerisine bir miktar kan alınır, ozonla karıştırılır, tekrar kas içerisine yapılır. Buna da minör tedavi denilir. Bir başka uygulamada alerjik rinit gibi hastalıklarda burun içerisinde saf zeytinyağının içerisinden geçirilerek yapılan uygulamadır. Buna da nazal inhalasyon denilir. Bir de ayrıca kulak rahatsızlıklarında, egzamada veya bir kulak egzaması gibi rahatsızlıklarda ya da kulaktaki bir enfeksiyon gibi durumlarda kulak insiflasyonu dediğimiz uygulama biçimi de vardır. Ayrıca ozon punktur dediğimiz tetik noktalara yapılan uygulama biçimleri de mevcuttur. Yine ozon sauna ki bu da ciddi anlamda günümüz hayatımızda daha doğrusu bizim stresle birlikte aynı zamanda çevresel faktörlerle birlikte vücudumuza birikmiş olan birçok toksinlerin sıcaklıkla terlemeyle birlikte oraya verilmiş olan ozonun da etkisiyle birlikte ciddi bir anlamda detoks yaptıran bir unsurdur ki çok etkili bir metottur. Herhangi bir hastalığımızın olması söz konusu olmazsa bile güvenle ve çok rahatlıkla yaptırabileceğimiz bir takım uygulamalarını bile kendimizin evinde yapabileceğimiz bir tedavi biçimidir bu tedavi. Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sundu.